Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yargıtay'da arkadaşlar 453 kişilik bir alım var. Hem işçi alımı, hem memur alımı, hem personel alımı, hem zabit katibi alımı. 276 kişilik e, işçi alımı için video kanalda mevcuttur. Bilginiz olsun. Kanalda kanalın adına videonun altına tıklayıp bu videoya ulaşabilirsiniz. Ben şimdi bu videoda Yargıtay Başkanlığı'nın bu 212 kişilik iş ilanını memurlarhaber.com web sitesine sizlere okuyacağım arkadaşlar. Detayları da vereceğim. Bilginiz olsun. 212 zabıt katibi ve personel alıyor. Yargıtay bir de 276 kişilik işçi alımı var. O dedi, dediğim gibi o video kanalda mevcuttur. Bu videoda bu personel alımını yapacağım. Sizlere okuyacağım. 200, 2020 KPSS puanları esas alınıyor arkadaşlar. Başvuru şekli adaylar başvurularında 7 Haziran ile 11 Haziran 2020 tarihleri arasında saat 17'ye kadar Türkiye Golf Yargıtay iş başvurusu bakın bu adrese tıklıyorsunuz şu adrese. Türkiye Golf slash çizgi is çizgi bas vurusu arkadaşlar adres bu buraya tıklıyorsunuz e-devlet sistemi üzerinden üye giriş yaparak elektronik başvuru yoluyla başvurularınızı gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra başvurularım ekranında başvurularını tamamlayıp tamamlamadığını kontrol etmeleri gerekiyor arkadaşlar başvurularım ekranında başvuru tamamlandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirme alınmayacaktır diyor başvuru tamamlandı ibaresini görün arkadaşlar e-devlet üzerinden bilginiz olsun 18 yaşını tamamlamış olmanız gerekiyor emekli olmamanız gerekiyor Zabıt katibi, çözüm, çözümleyici, programcı, teknisyen, teknik ya, kameraman pozisyonları başvuracak adayların başvurunun son günü 11 Haziran 2020 tarih itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. 11 6 1986 ve sonrası doğanlar müracaat edebiliyor arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvurunun son günü 11 6 2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor. Doğum tarihi 11 1991 ve sonrası doğanlar başvuru yapabiliyor arkadaşlar. 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmanız lisans mezunları için KPSP P3 Ön lisans mezunları için KPSP 93, orta öğretim mezunları için KPSP 94 puan türünden en az 60 puan almanız gerekiyor arkadaşlar. Zabit şahitliği koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan alma şartı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güvenlik soruşturmanız olumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Özel şartlar Zabit katip pozisyonunda istihdam edilmek için aranacak özel şartlar arkadaşlar. Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksek okulu, meslek yüksek adalet bölümü, Ö adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinde mezun olmak aranıyor arkadaşlar. Yukarıda sayılanlar dışında en az lise ve dengi mezunu olup daktilo ve bilgisayar dersini başarıyla tamamladığına belgelemek ve en son başvuru tarihi itibariyle MEP onaylı kamu kurum ve kuruluşlarında düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak isteniyor arkadaşlar. Bu zabıt katibi için bilgisayar uygulama sınavına çağırıyorsunuz bildiğiniz gibi. Bu uygulama sınav tarihi bakanlığımızın internet adresinde duyurulacaktır diyor arkadaşlar. 3 dakikada en az 90 kelime yazma şartı aranıyor. İmnalar hatasız olacak yazacaksınız arkadaşlar. Doğru kelime sayısının hesabında verilen metne sadık kalıp kalınmadığı yanlış yazılan kelime sayısı yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünü bozup bozulmadığına dikkat edilecektir diyor. KPSS sınavında alınan puanı ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan kat sayılı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %50'sinin toplama esas alınacak. En yüksek puanla başlanarak her öğrendiğim düzey için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacakmış arkadaşlar. Sözlü sınav konuları ekranda görüyorsunuz. Meslek bilgisi 30 Atatürk ülkeleri 15 genel kültür 15 bir konuyu kavrama 20 özgüven 20 puan toplam 100 puan üzerinden değerlendireceksiniz arkadaşlar. Adayların aldıkları KPSS puan 35'i uygulama sınav puanı, 35'i sözlü sınav puanı, 30'u esas alınarak yapılacak hesaplama sonucunda nihai başarı listesi belirlenecektir, diyor arkadaşlar. Koruma güvenlik görevlisine bakalım. En az lise ve denge okulu mezun olmak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartına silahlı ibareli sahip olmak, bir yıl meslek tecrübesi olmak, erkeklerde de 1.75, kadınlar da 1.65'den kısa olmamak. Boy uzunluğunu santimetre cinsinden son iki ile kilo arasında fark 13'ten fazla 17'den az olmamak arkadaşlar. KPSS puanına göre ilan edilecekmiş. 10 katı kadar da sözde çağrılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine sözlü sınav konuları aynı arkadaşlar. Az önce saydığım konular. İlan çok uzun o yüzden hızlı geçiyorum arkadaşlar. Siz bu ilana koydum direkt tıklayıp kamu personel alımları linkinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Kadrolara bakalım isterseniz arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir ilan metni bu. Birinin farklı farklı detayları var. O yüzden bunu aslında link tıklayıp kendiniz tek et iyi olur. Yoksa bu yazıları ben okusam arkadaşlar bu video sanırım bir yarım saat sürer arkadaşlar. Bakın hala gidiyor yani teker teker kadrolar. Ben size ilan link kadrolarını okuyacağım arkadaşlar. Evet kadrolara geldik şükür. Bakın burada kadrolar arkadaşlar. Zabıt katipi 20 kişi lisans mezunu KPSP 3'ten arkadaşlar almanız gerekiyor. 2020 KPSP 93 ön lisans mezunlarından 60 kişi alınıyor. Zabıt katipi 2020 KPSP 94 orta öğretim yani lise mezunu olanlardan da 20 kişi alınıyor arkadaşlar. Toplamda 100 kişi alınıyor. Koruma güvenlik ve görevlisi ve silahlı lisans mezunu 7 kişi ön lisans mezunu 15 kişi Lise mezunu, orta öğretim mezunu 10 kişi alınıyor. Toplamda 32 kişi alınıyor arkadaşlar. KPSS, 2020 KPSS isteniyor. Çözümleyici KPSS'de 2020 KPSS'de P93 puanından isteniyor. 13 kişi alınıyor. Programcı yine 7 kişi alınıyor. Lisans mezunu olmak diyor ikisinde de arkadaşlar. Teknisyen, asansör teknisyeni 4 kişi. Elektrik teknisyeni 3 kişi. Elektrik, alçak gerilim teknisyeni 3 kişi. Teknisyen 4 kişi, teknisyen görüntü ve seslendirme 4 kişi, teknisyen makine teknisyeni 4 kişi, teknisyen mobilya teknisyeni 4 kişi, teknisyen metal işleri kaynakçılığı 5 kişi, sığıyı tesisatçı 2 kişi, teknisyen soğutma ve iklim, iklimlendirme 3 kişi, teknisyen inşaat yüzey kaplama 4 kişi, toplam 43 kişi anlıyor arkadaşlar. Tekniker makine teknikeri 2 kişi, teknik elektrik teknikeri 2 kişi, tekniker inşaat teknikeri 1 kişi, Tekniker haberleşme 4 kişi, teknik bilgisayar ve elektronik bölümü 7 kişi, toplamda 16 kişi anlıyor. Kameraman arkadaşlar 1 kişi, toplam 212 kişi anlıyor. Ücretlere bakalım arkadaşlar. Ücretler de burada yer alıyor. Bakın. Zabıt katibi 3700 ile 3600 TL arası alıyor. Koruma güvenlik görevlisi 4170 TL alıyor. Çözümleyici 6000 ile aralarında alıyor. 6400 ile 6038 TL arası. Programcı 5000 900 ile 5700 lira arası alıyor. Teknisyen 3913 lira alıyor. Tekniker 4705 lira alıyor. Kameraman da 3486 lira alıyor arkadaşlar. Evet durum bu yönde. Tabi bunları arkadaşlar aile yardımı, çocuk yardımı, ek ödeme gibi şeyler eklenmemiş. Net ücret bunlar eklendi arkadaşlar bu maaşlara 700-800 TL daha ekleyin yani arkadaşlar. Çünkü baya e, bayağı bir ekleniyor bunların üzerine arkadaşlar. Hemen işçi alımından sizlere göstereyim. Sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Bakın burada da 276 kişilik işçi alımı var. Bundan da kısa bilgi vereyim. Bunun videosu kanalda var arkadaşlar zaten. Bakın kadrolar burada. Garson alımı, aşçı alımı. Garson alımı, temizlik görevlisi alımı 249 kişi, bahçıvan 13 kişi alımı var. Videoyu durdurup detaylara bakabilirsiniz. Garson alımı var, 7 kişi alımı var. Aşçı alımı var. Yine aşçı alımı var. Yine aşağı alım var. Yargıtay arkadaşlara ilanlıdır. Bu yine aşağı alım var. Bunlar arkadaşlar videonun altında kamu alımları linkinden tıklayıp ulaşabilirsiniz. Tekrardan hayırlısı olsun. kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar.